Merhaba arkadaşlar. Çok moralim bozuk. Recep anlatsın devamını. Spektafat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ofiste bomba gibi bir ürünü kutusundan çıkartacağız. Nintendo Switch OLED. Bu. Valve'ın arkadaşlar Steam Deck ürünü, Steam Deck oyun konsolu nihayet ofisimizde ve ürünü kutusundan çıkaracağız. Ben hemen başlıyorum açıkçası. Şimdi olay zaten kutuda başlıyor. Kutuya farklı dillerde nerede oynayabileceğinizi yazmışlar işte. Örneğin ne yazmış? Im Flugzeug yazmış. Uçakta oynayabilirsiniz. Subway var. Ben bir tek onu anladım. Kalanı Almanca farklı dillerde yazıyor. Subway, metro. Tamam, metroda oynanıyormuş. Metroda, uçakta, istediğiniz yerde bilgisayar oyunlarını oynamanızı mümkün kılan bir konsol bu arkadaşlar. El konsolu. Aynı bu şekilde kutusundan çıkartalım, biz görelim. Şimdi öncelikle konsolun kendisi ve adaptörü çıkıyor. Önce adaptörü kutudan çıkartarak başlayacağım ben. Dendik ya. Bak, PC oyunculuğu yeni bir çağa giriyor. İşte ben de burada şey oynuyorum. Pokemon. Adaptör doğrudan ülkemizle uyumlu bir şekilde geliyor. Tip C adaptörü var. Avrupa için olan versiyon. Evet. 45 Watt'la şarj edilebiliyor USB Tip C üzerinden. Bu adaptörün kaç watt olduğunu bilmiyorum. Hemen bir bakayım açıkçası, üstünde yazıyor mu? Evet, bu adaptörde 45 Watt'lık bir adaptör. Bununla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ama bence izleyiciler sabırsızlanıyor. Bence burada başka bir şey var çünkü. Your games are going places. Oyunlarınız bir yerlere gidiyor ya da ne diyelim, yani oyunlarınız artık her yerde oynanabilir diye tercüme edebiliriz bunu. Amanın bau. Şimdi Emin, rolü tamamen çalmayayım. Konsolcu bir arkadaş olarak. Bu da bir oyun konsoluysa madem. Şurada bir açma yeri var. Kibarca, olabildiğince kibarca. Ya neden bu kartonlar hiçbir zaman olması gerektiği gibi davranmazlar? Neden yani? İşte Steam yapınca dandik olduğu için nasıl çekemiyor? Evet. Şimdi arkadaşlar, üstünde Kanal D logosu var. Niye Kanal D logosu var, benim hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ben. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten burada ilk defa sizin huzurlarınızda açtığımı göstermek istiyorum. Burada bir görmüş olduğunuz üzere mühür var. Bu mühürü keseceğim şimdi bu şekilde. Evet, mührümüzü çıkardık ve Steam Deck açılıyor. Çok heyecanlandım. Oy 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 oy. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum açıkçası. Cücük kaldı yanında valla. Evet. Ekran boyutu olarak hani, yok gene ha, yok ekran boyutu olarak çok benzerler ama evet, kalan her şey cücük. 7 inç 60 Hz bir ekranı var ve 1280'e 800 çözünürlüğe sahip. Oluyordur. Ha tamam. Şimdi o konsolcu olunca deneyim adabı vardır. Adabı vardır konsolun. Şöyle arkadaşlar, yan yana. Hatta dur bak, çok tatlı bir şey yapacağım. Çünkü şu anda en geniş ekranlı, evet, ikinci oyun konsolu. Sadece ekranı koyduğumuzda böyle alan bırakıyor. Çok benzer olsa da, yani bunun içindeki grafik işlemciyle onunki bir değil tabii yani. Steam Deck bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum sizlere. Arkasında Valve yazıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bu Valve'ın dünya çapında ilk başarılı donanımı olacak. Çünkü önceki donanımları pek başarılı olamadı. Steam Machines patladı. Steam Machine direkt patladı. Evet. Ardından konsol kontrolcü ürettiler. Kontrolcü de patladı ama oradaki fikirleri, hem Steam Machine'deki hem de kontrolcüdeki fikirleri buraya uyguladıklarını görüyoruz. Zaten en büyük kanıtı, sadece bir analog switch yok mesela. Switch veya diğer yapılan bütün konsol versiyonlarında, bu bilgisayardan dönme konsol versiyonlarında, burada herhangi bir mousepad yok ama bu arkadaşlar koymuşlar. Mousepad'i bile var. Evet. Her şeyi var. Şu anda şarjı var mı bilmiyorum. Açma düğmesini bir basıyorum. Bence vardır ya. Belki olmayabilir açıkçası. Sanırım yok yani, çünkü bu kadar uzun basmaya açılması lazımdı. Bak, üst tarafı Nintendo'dan çakmıştı. Şimdi istersen sen bunu tut Emin. Ben bir şarjı takayım. Bir de özelliklerine bakayım bir iki. Birkaç özelliklerinden bahsedelim. Kanal D logosuyla açılıyor. Bunun üzerine herhalde film çekmemişler. Bunun üzerine film çekmek gerekiyor. Çok kolay LCD ekran olduğu için bunlar çok kolay çiziliyor el konsollarında. Evet. IPS bir paneli var. Özellikle okunabilirliği artırmada epey uğraştığını söylüyor Valve. 400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Cihazın içerisinde ne var? Biraz da ondan bahsedeyim. 4 çekirdek 8 thread AMD Zen 2 işlemci var. 8 çekirdekli bir RDNA2 grafik işlemci var. 1 GB ekran kartı belleği var. Buna ek olarak sistemin kendi 16 GB RAM'i var ama
Ekran kartı gerektiği zaman bu RAM'in 8 GB'ına da erişebiliyor. Yani 1280'de 800'de çoğu oyunu rahatlıkla oynatması lazım aslında. Bu arada benim ilk garipsediğim şeylerden biri güç girişinin yukarıda olmasıydı. Evet. Ama şu anda anladım. Konsol elimdeyken bunu net bir şekilde anladım. Şimdi Steam Deck her ne kadar şu an böyle elime bayağı ergonomik geliyor. Hem analoglara, hem tetik tuşlarına, hem de altta yedek tetik tuşları koymuşlar. Bak o da çok önemli bir şey. Bunlara erişim çok rahat. Hakikaten bir konsol olarak... Bu tuşlar her ne kadar uzaktan size böyle garip gelse de elinize aldığınızda bayağı rahat bir ergonomisi var. Ama ağır. Evet. Böyle oynayacaksın bunu muhtemelen çoğu kez. Öyle oldu mu da buraya tip C bağlantı kablosu koyamazsın. Özel bir tip C bağlantı kablosu bulman lazım. Yukarıdan yapmışlar, temiz olmuş. Bak Steam açılıyor şu an. Evet. Hatta şu bayağı an, da şarjı varmış ya. Şu an açıldı. İçerisinde ne var ondan da bahsedelim. İçerisinde SteamOS 3.0 var. Arch tabanlı bir Linux işletim sistemi. Ama dilerseniz Windows 11'de kurabiliyorsunuz. Ya açık konuşmak gerekirse ben bu cihazla birlikte Linux oyunculuğunun biraz daha parlayacağını, biraz daha gelişeceğini düşünüyorum ki gelişmeye başladı bile aslında. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanırken ve sen kurulumu yaparken ben biraz kapasiteden de bahsedeyim. Farklı kapasite seçenekleri var. 64 GB, 256 GB ve 512 GB. Bizdeki 512 GB alet NVMe SSD kullanıyor ama Valve şey diyor yani biz SSD'yi aslında kullanıcılar değiştirebilsin gibi yapmadık diyor. Ben için açıp bakmadım açısı ama M.2 standartında olduğundan dolayı değiştirebiliriz diye düşünüyorum açısı. Bunu ileride bakacağız daha net bir biçimde. Eğer şey gibi yaptılarsa PlayStation'ın yaptığı gibi onlar mesela direkt PlayStation mesela direkt anakartın üzerine monte etmiş. Evet. Onu herhangi bir şekilde çıkartamıyorsun. Özelleştirilmiş bir SSD. Depolama arttırma imkanını sunmaları lazımdı ya. NVMe SSD olarak. Evet. Bu arada biz aleti sıfır kutusundan çıkarttığımızdan dolayı biraz güncelleme alacak. Bir yarım saat falan güncelleme yapacağı bilgisi verildi bana. Evet, yarım saat denmesine rağmen neredeyse 1,5 saat süren bir güncellemeden sonra sistem hazır hale geldi. Hatta şöyle bir sorun oldu. Böyle 2 saniye diyordu. 20 dakika sonra 1 saniye demeye başladı. Biz dedik bu işte bir iş var. Zorla kapatıp geri açtık. Takıldı yani bildiğiniz cihaz. Daha açarken ama şu anda arayüz yüklendi. Arayüz şu an karşımızda. Recep ne düşünüyorsun Steam Deck'in hakkında? Yani boyutu büyük. Bir ikincisi Switch ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten plastik kalitesini pek beğendiğimi söyleyemem. Yani daha iyi bir plastik kalitesi bekliyoruz bu cihazdan. Bu arada şeyi söyleyeyim. Benim şu an kullandığım Switch OLED. Switch OLED'in malzeme kalitesi normal Switch'e oranla biraz daha iyi. Evet. Aslında normal Switch'in de böyle tablet tarafı aynı Steam Deck'le aynı yüzeye sahip. Yani o kadar bir şey yok. Şaşalı bir tarafı yok ama hani tabii OLED'de biraz daha malzeme kalitesi iyi. Bu arada ilk fark ettiğimiz şey bizim Recep'le arayüzü açtığımızda bakın şurada bir onay işareti var. Bu Steam Deck'le uyumlu olduğu anlamına geliyor. Yani tamamen uyumlu çalışacak diyor. Mesela God of War tamamen uyumlu, Ark tamamen uyumlu. Hatta yeni eklendi diye geçirmiş buraya bak. Evet, evet. Ama Forza Horizon'da mesela ünlem var. Hani muhteşem çalışmayabilir. Yani PUBG'de direkt yok arkadaş buraya giremezsin diyor. Bannerlord'da hani şey yapıyor. İşte. PC Mark diyor ki arkadaş ben neyin içerisindeyim? Soru işareti burası neresi? Oblivion gayet çalışıyor. Bu arada arkadaş hani internet şu an burada çok fazla çekmediğinden bazen oyun kapakları görünmeyebiliyor. Evet. Half-Life 2 tabii ki. Ofise yeni taşındığımızdan dolayı ofisin daha internet altyapısını tam olarak kurmadık. Kurunca her yerinden ofisin internet muhteşem çekecek onu da söyleyelim. Mesela bak direkt onay vermiyor. Acaba evet. Bunlar hiç mi açılmıyor? Bence açılıyordur. Belki... Ama uyumlu değildir arayüze falan. Bir de zamanla ben kütüphanenin daha da iyileşeceğini düşünüyorum yani. Çünkü cihaz çıkalı çok olmadı o yüzden hakkını yemeyelim yani. Şöyle bir olay var. Sendeki bu Crysis Remastered değil ilk versiyonu muhtemelen onun gamepad inputları yoktur. Evet. O yüzden bu onayı hiçbir o şekilde vermiyordur. Doğru. Aynı şekilde bak Stalker, evet. Max Payne çok çok eski oyunlar. Evet. Max Payne'de var ya. Yani. İşte eski oyunlarında aslında güncellenmesi gerekiyor emin yani. Remastered'ı bak, bırakıp eski şey yapmak. Doom Eternal'a geldik tamamdır. Bu arada yanlışım yoksa uyumluluğa göre kategorilendirme de varmış yani Steam Deck'te uyumlu oyunları. Ha mesela Deck'te mükemmel diye şunu seçersek 65 tane oyun benim kütüphanemdeki Deck'te mükemmel bir şekilde çalışıyormuş arkadaşlar. Ve 435 oyunu var. Aslında hani halen yolun başında onu anlıyoruz. Evet. Hatta burada filtreyi de koymuşlar. Artık oyun performansına daha yakından bakacağız. İçerisinde donanım izleme özelliği de var. Onu da aynı MSI Afterburner'da gördüğümüz gibi göreceğiz oyunların performansını. Evet o zaman oyun testinde görüşmek üzere diyelim. Özellikle Steam Deck'te test etmemizi istediğiniz bir oyun varsa ve kütüphanemizde varsa test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine işte şu özelliğe bakın, şu nasıl çalışıyor, şunu merak ediyorum demek istediğiniz bir şey varsa onu da yorumlarda belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.